Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh değerli arkadaşlar. Ben Merve Özer, bir devlet üniversitesinde yüksek lisans öğrencisiyim. Ders dönemi aşamasını tamamladıktan sonra şu anda tez dönemine geçtim. 2019 yılında lisanstan mezun oldum. Ardından kısa süreli bir çalışmadan sonra da YDS sınavlarına girdim. Mezun olduktan 2 ay sonra bir sınav vardı, ona girdim ben. Temelimin olması hasebiyle çok fazla uzun bir çalışmama gerek kalmadı. Uzun bir çalışma süreci ayırmadım sınavlar için. Sadece sınavın mantığını kavramaya çalıştım. Daha sonra girdiğimde elhamdülillah güzel bir sonuç aldım. Şu anda tezimi yazmaya devam ederken bazı arkadaşlara da yardımcı olmak adına bir WhatsApp grubu açtık biz. Bu WhatsApp grubundaki arkadaşlarımız ise Zoom programından derslere katılmaya başladılar. Zamanla grubumuz büyüdü. 10 kişiyle başladık, 80 kişiye ulaştı. Bu gruptaki arkadaşlarımın bazıları internet durumlarından dolayı WhatsApp'taki Zoom'dan yaptığımız programlara derslere katılamayacaklarını söylediler. Ancak eğer YouTube'da böyle bir çalışma yaparsak zamanla ellerine internet geçtiği bu fırsatı yakaladıklarında dersleri dinleyebileceklerini söylediler. Uzun bir süredir biz bu dersleri yapıyoruz. Yaklaşık 3 ay oldu. Ve arkadaşlar hem YDT'ye girenler, hem YDS'ye hem de YÖKDİL'e girenler büyük ölçüde faydalandıklarını söylediler. Ben de böyle program yapmanın ve YouTube'da yayınlamanın insanlara yararlı olacağını gördüğümden böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Öncelikle kanalda sadece Arapçaya dair çalışmalar olacak. Onu söylemek isterim. Metin okumalarının yanında çıkmış soru çözümleri de mevcut olacak. Eski yıllardan bu yıllara doğru bir soru çözümü yaptık. Ayrıca sarf ve nahiv derslerinin olmadığını baştan söylemek isterim. Çünkü sınavlara katılmayı niyet eden kişilerin, öğrencilerin, adayların mutlaka bir sarf nahiv temeli olması gerekiyor. Cümledeki eğer harflerin harekelerini doğru okumazsak cümleyi anlamamız zaten mümkün değil. Ben sizin için çok değer verdiğim ve gerçekten benim kendim de faydalandığım bir hocamın kanalını link olarak aşağıya bırakacağım. Mehmet Kılıç Arslan, mutlaka sizler de duymuşsunuzdur. Takip eden arkadaşlarımız da vardır. Onun kanalından sarf ve nahiv derslerini dinlerseniz bizim derslerimizle eş zamanlı olarak mutlaka size çok şey katacaktır. Eğer önceden biliyordum ancak şu an unuttum diyorsanız yeniden başlayan arkadaşlar için de yine çok faydalı bir kanal olacaktır. Ben bu derslerin PDF'ini de aynı şekilde aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirerek de belki kağıt üzerine alarak da çıkartırsanız daha iyi yararlanırsınız diye PDF olarak da aşağıya yükleyeceğim. Şimdi öncelikle o mezun olduktan sonra ve sınavla arasında çalıştığım bir 2 ay var. 2 aylık bir sürede ben bu sınava çalıştım. Nasıl çalıştım peki? Arapçayı öğrendiğim gibi çalıştım bu sınava da aynı şekilde. Öncelikle sizden ricam, bu dersleri dinleyecekseniz baştan sona kadar mutlaka bir defter edinin. Defterin bir tarafını bu derslerimiz için, bir tarafını da çözeceğimiz sorularda yeni öğrendiğiniz kelimeler varsa, daha önce karşılaşmadığınız kelimeler varsa onları not edersiniz. Ben Arapçayı böyle öğrendim. Arapçayı yazarak öğrendim, dinleyerek öğrendim. Aynı şekilde defterinize buradaki bilmediğiniz kelimeleri not edersiniz. Ondan sonra da bu kelimelerle ilgili cümleler yazarsınız, paragraflar yazarsınız. Eğer dilerseniz yorum olarak bu videoların altına yazarsınız. Ben kontrol ederim Arapça mantığa uygun mu değil mi diye. Bu şekilde bir çalışma stili uygulayabilirsiniz bu derslerimize devam ederken. Şimdi öncelikle bu bizim ilk dersimiz olacak. Çok zorlayıcı bir metin seçmedim. Ki yeni başlayan arkadaşların da gözü korkmasın diye. Zamanla derslerin zorluk seviyesi artacaktır. Bugünkü dersimizi ben genelde El Cezire kanalından, Türk Press kanalından ya da işte Arapça yayın yapan kanallardan seçiyorum. Bugünkü dersimizde yine Arapça yayın yapan kanallardan birinden seçtim. Stilimiz şöyle ilerliyor. Öncelikle başlığımızı okuyarak bir ne okuyacağımızı öğreniyoruz.
Ardından ben buraya veciz ifadeler ekliyorum. Bazen şiirler ekliyorum. Onları anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra anahtar kelimeleri inceliyoruz. Bu metinde öğrenmem gereken hangi kelimeler var? Benim özellikle dikkat ettiğim kelimenin kendisi ve ardından cemisi, çoğulu nasıl geliyor? Çünkü bu Arapçada gerçekten çok önemli, mühim bir konu. Aynı şekilde fiillerin ardından harfi cerlerini de veriyoruz. Farklı harfi cerlerle hangi manalara gelebiliyor? Fiil, buna bakıyoruz. Ardındansa kalıp ifadelere bakıyoruz. Bunların manalarını inceledikten sonra da metnimize geçiyoruz. Şu an için eğer videolar çok uzun olursa anahtar kelimeler ve kalıplar için farklı bir video. Metnin kendi okuması için de farklı bir video yapmayı düşünüyorum. Şu an için gidişata göre karar vereceğiz Allah nasip ederse. Bugünkü dersimizin konusu Kıssatun Neşidil Vatani Et Türki. Türk Milli Marşı'nın kıssası, nasıl yazılmış, Mehmet Akif Ersoy'un nasıl kaleme almış, bununla ilgili bir metin okuyacağız Allah nasip ederse. Veciz ifademize gelince, öncelikle bunu mutlaka az çok Arapça ile ilgisi olan herkes bilir. Men cedde ve cedde ifadesi. Öncelikle cedde fiili bir işi ciddiyetle yapmak. Bizdeki ciddiyet kelimesi de yine Arapçadan geliyor zaten. Bir şeyi ciddiyetle yapmak, üzerinde durmak, yaptığının en iyisini ortaya koymak manasına geliyor. Ciddiyetle devam etmek manasında, gayret sarf etmek, çaba sarf etmek. Kim yaptığı işte ciddiyet gösterirse, şeklinde Türkçe'ye şurayı tercüme edebiliriz. Vecede o işten beklediği karşılığı bulur, o işten beklediği karşılığı alır şeklinde. وَمَنْ زَرَعَ حَصَدَ Zera'a fiili bir şeyi ekmek manasına geliyor. Kim de ekerse hasade, hasat etmek. Türkçe'de de var zaten. O ektiğini biçer. Eken, biçer şeklinde Türkçe'ye tercüme edebiliriz yine aynı şekilde. وَمَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ Derb, tarik manasına, yol manasında. Ancak burada sadece yol demek benim pek içime sinmiyor. Kim ki yolda yürürse وَصَلَ ulaşır. Bence buradaki yolu biz doğru yol olarak anlayabiliriz. Kim ki doğru yolda yürürse, doğru yolda seyrederse, vasale sonunda istediği şeye ulaşır, hedefine, amacına, gayesine ulaşır şeklinde. Yine güzel bir ifade ilk dersimize bu şekilde bir veciz ifade eklemek istedim. Bunların üçü genelde Arapçada beraber kullanılıyor. Aynı manaya geliyorlar ama gerçekten çok incelikleri var. Ciddiyetle üzerinde düşündüğümüz zaman gerçekten çok önemli mesajlar veriyor bize. Anahtar kelimelere gelince el kelimetül miftahiyye, miftah Arapçada anahtar manasına geliyor biliyoruz hepimiz. Anahtar kelimeler el kelimetül miftahiyyetu şeklinde. Vizaretü talim eğitim bakanlığı manasına gelir. Vizara bakanlık manasına gelir. Ardından işte Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı şeklinde istediğiniz mudafın ileyhi getirirsiniz ve böyle bir tamlama elde edersiniz. Vizaretü talim Eğitim Bakanlığı manasına gelir. Cundiyun ifadesi cunut şeklinde çoğulu gelir. Metnimizde cunut şeklinde geliyor. Asker manasına gelir. Yine bizim Türkçe'de kullandığımız asker kelimesi de Arapça. Askeriyun şeklinde. Çoğulu asker olarak da gelir, asakir olarak da gelir asker kelimesinin. Şarake fi harfi ceriyle kullanılır. Şarake fiili katıldı, iştirak etti manasında. Mükafee, maliye, maddiye. Metnimize sadece maliye olarak gelmiş. Ancak ben maddiye ifadesini ekledim çünkü ikisi de aynı manaya geliyor. Maddi, mali ödül, mükafat şeklinde biz yine mükafee kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Maddi, mali ödül şeklinde. Mukabil maddi, maddi karşılık manasına geliyor. Mukabil Arapça ile ilgilenen ya da ilahiyat alanında okuma yapan arkadaşların yine tanıdık olduğu bir ifade. Arapçayı çok iyi bilmese de çünkü fıkıhta, hadiste, diğer ilimlerde mutlaka karşımıza çıkıyor. Maddi karşılık metnimizde sadece bu kelime, bu ifade geçiyor. Ben onun zıddı olan manevi ifadesini ekledim. Mukabil manevi, bu da manevi karşılık manasına geliyor. İktena'a bir ikna olmak, yine biz bu kökü Türkçe'de kullanıyoruz. İkna olmak şeklinde. İktena'a iftial babından
bi harfi ceri ile birlikte ikna oldu manasına gelir. Eğer Türkçedeki gibi if'al babını kullanmak istersek ikna'ahu bi, şurada bir fail olması lazım. Bu fail başka birisini ikna ediyor ve o şeyi yapmayı kabul ediyor karşısındaki kişi. Yani ne oluyor? İktena'a oluyor. Yine bi harfi ceri ile kullanılır bu fiilimizde. Devam ediyorum. Selleme fiili yine teslim şeklinde mastarını biz Türkçe'de teslim etti şekilde kullanıyoruz. O da ila harfi ceri ile kullanılıyor. Neyi teslim ettiyse değil, kimi teslim ettiyse ila harfi cerine kullanıyoruz. Sellemehu ila şahsin, onu bir kişiye teslim etti şeklinde. Ehda fiili ila harfi ceri ile kullanılıyor. Hediye. Yine bu kökten geliyor. Hediye etmek şeklinde Türkçe'de kullanıyoruz. Yine ila harfi ceri ile kullanılır. Hediye etti şeklinde. Eşya'bu Türki, Türk halkı. Türki ifadesi zaten biliyoruz. Eşya'bu ifadesi halk manasına geliyor. E'lene, ilan etmek, duyurmak, bildirmek manasında. Metinlerinizde an harfi ceri ile beraber de kullanıldığını görürsünüz. An harfi ceri olmaksızın kullanıldığını da görürsünüz. E'lene el-müdîru ahbâran şeklinde de kullanılır. E'lene el-müdîru an ahbârin şeklinde de kullanılır. Devam ediyorum yukarıdan. Neşîd vatanî, milli marş manasına gelir. Muvatin kelimesi yine vatan kökü de Arapçadır. Muvatin de ondan türer zaten. Vatandaş manasına gelir. Müfa'il kalıbından. Çoğulu cemî müzekker salim olarak gelir. Vav ve nunla birlikte. Muvatinun şeklinde. Şair ifadesi. Belki hani çok kolay bir kelime. Neden not aldı diye düşünebilirsiniz. Şair kelimesinin herkes şair manasına geldiğini biliyor. Ancak şuara dediğimiz zaman bazı arkadaşlar düşünebiliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olmasına rağmen şair kelimesinin çoğulu şuara ifadesidir. Yine onu da not edelim. Çoğulu şuara ifadesi. Faiz kelimesi faze fiilinin ismi failidir. Tıpkı gale, gail gibi faze, faiz de kazanan manasına geliyor. Galip, başarılı yine manasına geliyor. Galip kelimesi de zaten Arapça galebe kökünden türeyen bir ifade. Çoğulu da yine cemî müzekker salim olarak faizûne şeklinde gelir. İlhah ifadesi elahha fiilinden türeyen bir mastar. Zorlama, ısrar etme, diretme, dayatma manasında. Buradaki zorlamadan kastım, tercümemizde lütfen hata yapmayalım. Zorlamadan kastım bir şeye zorlarız birini ama iyi bir şeye de zorlayabiliriz. Mesela metnimizde arkadaşları Mehmet Akif Ersoy'a çok yetenekli olduğundan dolayı İstiklal Marşı'nı yazması konusunda zorluyorlar onu. İkna etmeye çalışıyorlar, ısrar ediyorlar, bir dayatmaya gidiyorlar. İlhah fiili orada kullanılıyor. Israr da yine aynı şekilde ısrar etmek manasında zaten Arapça bir ifade. Şöyle, ısrar ve ilhah da karşınızdaki kişi bunu kabul de edebilir, redde edebilir. Ancak ecbara fiilinde, icbar etmek, mecbur bırakmak fiilinde karşınızdaki mutlaka ama mutlaka onu yapmalıdır. Bunun için zira zorunludur. Seçme hakkı yoktur. Ancak ilhah ve ısrar ifadelerinde böyle bir seçme hakkı mevcut. İntaha min enha manasında bitirdiği, tamamladı, sonuna ulaştı. İntaha şahsun min şey falanca bir kişi bir şey yapmayı bitirdi. Min kitabe olabilir, min eddirase olabilir, çalışmayı bitirdi şeklinde. Neyi bitirdiyse min harfi cerinden sonra onu getiririz. Fakir ifadesi çoğulu fukara şeklinde gelir. Fakir manasına gelir. Metnimizde ikisi de geçmiş. Güzel olmuş. Ayrımına gitmemiz lazım. Miskin kelimesi mesakin şeklinde çoğulu gelir. Yoksul düşkün manasında. Fakirle miskin arasında bir fark var. Fakir olan kişi zaten hayatı belli bir düzeyde. Geliri belli bir düzeyde. Ve o gelirle fakir bir hayat yaşıyor. Ancak miskin kişi günlük yiyeceğini bulamayan kişi, zaten bunu da yine ilahiyat ilimlerini okuyan arkadaşlarımız bilirler. Günlük yiyeceğini çıkaramayan kişilere de biz miskin diyoruz. Cemisi ise mesakin şeklinde gelir. Adde ya'uddu, saydı, olarak kabul etti, varsaydı şeklinde.
Bu fiili ya'uddu şeklinde malum olarak da görürsünüz. Yu'addu şeklinde meçhul olarak da görürsünüz. Yu'addu şeklinde çok gelir çünkü kabul edilir şeklinde kullanılır. Yine meçhul olarak yine çok karşımıza çıkan fiillerden birisi. Dabit ifadesi dubbat şeklinde çoğulu gelir. Subay, zabit manasında yine zabıta şeklinde Türkçe'de biz bunu kullanıyoruz zaten. Naib kelimesi çoğulu nüvvab şeklinde gelir. Milletvekili ya da parlamenter manasında meclislerimizdeki milletvekillerimizi kullanmak için naib kelimesini nüvvab olarak yine çoğulu gelir kullanırız Arapça'da. Medinun çoğulu salim olarak gelir. Medinun şeklinde. Borçlu manasına gelir. Yine borcu veren kişi alacaklı manasında da de'in kelimesi kullanılır. Ben birbirine zıt olduğu için bunları burada yer vermek istedim. Medin borç alan, de'in borç veren kişi manasında. Hepsi de de'ne fiilinden türer bu kelimelerinde. Kalıp ifadelere gelince yecibu en gerçekten Arapçada şöyle az çok böyle iştigali olan biri artık bu ifadeyi bilir. Yecibu en vecebe kökünden türer, vacip, gerekir, olması gerekir şeklinde. Yecibu ella şeklinde kullanılır yine. Olmaması gerekir, yapmaması gerekir, çıkmaması gerekir, yememesi gerekir. Neyse o ella ifadesine sonra onu getiririz. Temme artı mastar fiil meçhul yazdım. Öncelikle şunu ifade edeyim. Araplar bu ifadeyi kullanıyorlar. Temme fiili artı herhangi bir fiilin mastarı. Bu ikisi bir araya geldiğinde şu fiilin, şu mastarı verilmiş fiilin meçhulü manasına geliyor. Örnek verdim. Temme ihtiyaru yani bu seçildi manasına gelir. Şöyle Arap hocalarımızdan çoğu bu ifadenin modern bir ifade olduğunu kabul etmekle birlikte Arapların da yaptığı bir hata olduğunu kabul ederler. Ancak metinlerimizde maalesef ki sınavlarımızda bu ifadeleri çok fazla görüyoruz. O yüzden ben de metinde olduğu gibi buraya ekledim. Şöyle söyleyeyim. Temme artı mastar meçhul fiil. O şurada ifade ettiğimiz meçhul ifadenin meçhulü anlamına geliyor. Ancak siz bunu yine de modern bir ifade olup Arapların da yaptığı yanlışlar arasında kabul edildiğini bilin. Öğrenmekle birlikte yanlış olduğunu bilmekte de herhangi bir sakınca yok. El Berlemani Türkiye, Türkiye parlamentosu. Zaten aynı ifadeyi biz de Türkçe'de kullanıyoruz. Vasate tasfikin harin, sıcak alkışlar ortasında. Şimdi tasfik alkış demek. Har da alkışlamak demek tasfik. Har da sıcak manasına geliyor. Vasate sıcak alkışlar ortasında. Ben buraya direkt %100 tercümesini yazdım. Ancak Türkçe'de sıcak alkışlar diye bir ifade olmaz. Alkış tufanı koparken, alkış tufanı koparak şeklinde biz bunu Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Çok güzel hem Arapça'da ki mantığı öğrenmiş oluruz hem de Türkçe'ye daha güzel nasıl tercüme edebiliriz bunu görmüş oluruz. İkisini de yazdım tekrar söylüyorum. Ancak Türkçe'de sıcak alkışlar diye bir ifade olmaz. Alkış tufanı koparken, koptuğu sırada şeklinde Türkçe'ye tercüme edersek çok güzel olur bu ifadeyi. Lekiye i'acab, acebe manasına gelir. Şu kimin hoşuna gitmişse, kimin beğenisini topladıysa şu i'cab ifadesinden sonra gelir. Mesela laqiye at-tiflu i'cabe ailetihi. Çocuk ailesinin beğenisini topladı. Ailesinin hoşuna gitti yaptığı bir hareketle şeklinde bunu kullanabiliriz. A'cebe fiili de yine aynı manaya gelir onunla. Beğenilerini topladı, hoşlarına gitti şeklinde. İlla ennehu lakinnehu yine bu da modern ifadelerinden birisi. İlla ennehu lakinnehu ancak lakin manasına gelir. Teberra'a fiili teberruat şeklinde de yine gelir. Bağışlar şeklinde. Teberra'a bir şeyi bağışlamak manasına geliyor. Neyi bağışladıysak şu bir harfi cerini ondan önce getiririz. Mesela para bağışlıyorsak bin nukut şeklinde söyleriz. Ya da bir evi bağışlıyorsak bil beyt şeklinde söyleriz. Kime bağışlıyorsak da şu lam harfi cerinden sonra o bağışladığımız kişiyi zikrederiz. Teberra'a bağışladı. Neyi bağışladıysak bir harfi cerinden sonra kime bağışladıysak da li harfi cerinden sonra getiririz. Cemiyye hayriye hayır kurumu, hayır derneği, hayır cemiyeti yine cemiyeti de zaten Türkçe'de de kullanıyoruz manalarına gelir. Kâne yumkinu en şeklinde gelir. En yazmadım.
kullanılabilir, kullanılmayabilir. Direkt buraya bir masa getirerek cümlemizi tamamlayabiliriz. Mümkündü. Metnimizde sadece kâne yumkinu vardı. Ben kâne minel mümkün en şeklindeki ifadeyi de ekledim. Çünkü o da mümkündü manasına gelir. Mümkün idi. İdi manasını ne veriyor bize burada? Kâne veriyor. Bir havaley, burada bir harf cer olmaksızın havaley olarak da kullanılabilir. Yaklaşık, kabaca, civarında. Şurada genellikle bir sayı ifade ederiz ya da gün ifade ederiz, zaman ifade ederiz. Yaklaşık iki gün boyunca demek istersek bir havaley ya da havaley yevmeyn şeklinde biz bunu Türkçeden Arapça'ya çevirmiş oluruz. Hace mâsse, hacetun mâssetun, acil ihtiyaç, zaruri ihtiyaç, önemli bir gereksinim, acili bir ihtiyaç şeklinde Türkçe'ye yine tercüme edebiliriz. Hacet şeklinde Türkçe'de de kullanılır ama günümüzde ihtiyaç daha fazla kullanılan bir yaygın bir ifade. Aler ragmi min enne, bir ragmi min enne, ragme enne, bunların hepsi nokta nokta neyse olmasına rağmen şeklinde kullanılır. Aler ragmi min, lütfen bunları not edin tek tek. Çünkü gerçekten önemli ifadeler. Bunlarla daha önce karşılaşmayan arkadaşlar varsa da cümle kurarlar. Aler ragmi min enne, bir ragmi min enne, ragme enne şeklinde. Şimdi bu videomu burada sonlandırıyorum. Allah nasip ederse metnimizi de çekip ikisini birlikte yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.